Doktor bu Fatih, ben bunu Çin dedim, banyet dedim, içeri aldım. İçeri aldım, bir kapıyı açtım, birden Fatih bağırdı. Dedi ki, kolonu üstüme dökmüşsem ateş düşür. O anda da söndürmeye çalıştım. Söndüremedim, üstüne gittim. Attım, çatamadım. Ondan sonra da hortum taktım, başından tuttum. Yanarken tişörtünü mü yırttınız siz? Evet, elimle tişörtünü yırttım. Kolonu üstüne, yani kendini düzeltmek istemiş. Yani saçını taramak istemiş, kolonu da fazla biraz döküp üstüne. O anda da burasında bir şey mi varmış, ne? O anda da ateş düşmüş. Yok, kirpikle yakmış. Kendisi mi yakmış? Kendisi. Kibritle oyun oynarken kolonya denk geldi. Kendisi kibritle yakmış. O anda da, ama o da bilmiyor. Yani ben yandırıyorum, nedir bana düşer mi, nedir ne değil bilmiyor. Kendisi isteyerken burası bir ip varmış. Onu söndürmek isteyerken birden ateş düşüveriyor. Onu söndürdüğü zaman da öyle oldu işte. Nereleri yandı peki Fatih'in? Sadece karnı. Çözülüyordu şeyim, gömleğim. Onu böyle yarıyordum kibritle. Birden üstüne alev aldı. Peki kibritle oyun mu oynuyordun sen? Yok, buradan böyle şey olmuştu. Böyle sökülüyordu şeyim. Çekince de kopartmaya çalıştığımda üzerime sökülüyordu. Ben de onu yarıyordum. Nerelerin yandı peki Fatih? Kan. Çok acıyor mu? Yok. Geçmiş olsun. Abla, yani Fatih'e zamanında yetişmesen Fatih büyükse yara alacaktı, öyle mi? Evet. Tişörtünü nasıl çıkardın abla? İşte ateş düştüğü zaman üstünü yırttım. Attım, anlatıp onu kurtarmaya kalktım.